Akıllı saati sağlık ve spor takibi için almak istiyorsan ve çok para vermeden en doğru ölçüm yapan hangisi diyorsan bu video senin için. 150 tane akıllı saat incelemesi yaptım ve kullanıcıların çoğu akıllı saatlerini sağlık takibi amacıyla aldığını gördüğüm için modellerin kendi aralarında da en tutarlı ölçüm yapan hangisi bu videoda kıyaslamak istedim sizin için. Bu arada gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Eğer bu video işine yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak bu doğruluklarını neye göre tespit ettim, bu tabloları nasıl hazırladım onu anlatmak istiyorum. Daha önce herhangi bir akıllı saat incelememi izlediyseniz akıllı saatlerin sağlık ölçümlerini test edebilmek için Polar'ın Heon göğüsten nabız ölçen profesyonel nabız cihazıyla birlikte bu akıllı saatleri karşılaştırıyorum. Yani her incelemede referans değeri olarak Polar'ın Heon kalp atış hızı sensörünü alıp Bassecon'u saat ile arasındaki kaç fark var, eksi artı fark etmeden onu tespit ediyorum. Hatta isterseniz direkt örnek üzerinden bir anlatmak istiyorum. Şu anki örnekte gördüğünüz gibi burada Huawei'nin Fit 3 modeli var. Polar ortalama nabız konusunda 115 ölçmüş. Fit 3 modeli ise ortalama nabız konusunda 117 olarak ölçmüş. Burada aralarındaki fark kaç? 2. Yani burada şöyle bir hesaplama yaptım. Polar'ı yine referans model olarak alıyoruz. Yani 115, burada 100 ise 2 kaçtır gibi. Bu değer de bize sapma değerini veriyor. Yani eksi artı fark etmeksizin. Örneğin burada Huawei'nin Fit 3 modeli ortalama nabız konusunda 1.73'lük sapma değerine sahip. Yani bu sapma değeri de 100 üzerinden hesaplanıyor ve ne kadar yüksekse akıllı saatin o kadar kötü ölçüm yaptığı anlamına geliyor. Ne kadar düşükse de o kadar doğru ölçüm yaptığı anlamına geliyor. Tek tek bu yaptığım incelemelerdeki bu verileri alarak bir tablo oluşturdum. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi bu tabloda maksimum nabız değerine göre bir sıralama yaptım. Yani maksimum nabız değerini en iyi doğrulukta ölçen ve en kötü doğrulukta ölçene doğru aşağıya doğru iniyor gördüğünüz gibi. Burada sıfır olması %100 Polar'la aynı olduğu anlamına geliyor. İşte şurada gördüğünüz gibi örneğin Redmi'nin Watch 3 modeli. İşte Polar maksimum nabız konusunda 162, bu ise 163. Yani bir fark olduğu zaman 0.61'lik bir sapma oluşuyor. Bu liste gördüğünüz gibi maksimum nabız konusundaki liste. Ortalama nabız konusunda da ayrı bir liste yaptım. Bu da gördüğünüz gibi ortalama nabız konusunda en iyiden en kötüye doğru ölçüm yapanları görüyorsunuz. Burada bence ilk 10 kabul edilebilir veya burada 1'in altındakiler mükemmel doğruluk. İşte 1 ile 3 arası idare edebilir veya 1 ile 5 arası. 5'in üzeri de epey fazla sapıyor anlamına geliyor. Bu arada arkadaşlar videolarımı izleyenlerin %81.3'ü kanalıma abone değil, herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok severim. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Burada kalori ölçümü kısmında çoğu akıllı saat çuvalladı denebilir. Yani kalori kısmında yaş, kilo, boy da aslında bakarsanız ben incelemelerde giriyorum ancak kalori konusu biraz daha farklı algoritmalar işleniyor yaptığınız spora göre de. Ondan dolayı tam olarak doğru ölçemeyebiliyor. Ancak ben burada hani yine Polar'ın referans olarak aldım ki Polar burada gerçekten kalori açısından doğru ölçüyor. Kalori açısından baktığımız zaman da burada yine şöyle görebildiğiniz gibi en iyiden en kötüye doğru sıralama yaptım. Bizim bakmamız gereken liste maksimum nabız ve ortalama nabızın ortalamasını alıp ikisinin ortalamasında en iyi olan modellere bakmak. Çünkü belki maksimum nabızda bir kere şans eseri tutturmuştur ancak ortalama nabızda tutturamadıysa eğer çok bir anlamı yok. Buradaki tabloya baktığımız zaman da şu kısım maksimum nabız ve ortalama nabızın ortalamasına göre bir sıralama. Ya bence bu kısım daha da önemli diyebilirim. Burada da şöyle baktığımız zaman ilk ona Huawei, Samsung, Amazfit, Xiaomi gibi modelleri görebiliyoruz. Tabii ki burada göğüsten ölçmek ile koldan ölçmek arasında da mutlaka bir fark olacaktır. Yani %100 doğru bir ölçüm yapması beklenemez akıllı saatin koldan ölçtüğü zaman. Burada da benim yorumum burada %3'lük bir sapmaya kadar kabul edilebilir olduğu yönünde. Yani yukarıya doğru baktığımız zaman yani şu üst kısımdaki modeller %3'ün üzerinde bir sapma gerçekleştirmiş. Ha burada derseniz ki örneğin burada Samsung Watch 6 modeli de geride kalmış. Neden geride kalmış? Şöyle gördüğünüz gibi bunda da maksimum nabız konusunda bir farklılık oluştuğu için bir miktar daha geride kalmış. Bence burada biraz daha ortalama nabız bir tık daha önemli. Yine ben incelemelerde burada gördüğünüz gibi tek tek hangi nabız grafiklerinde olduğunu, hangi bu grafiklerin ne kadar benzer olduğunu da ayrı bir şekilde yorumluyorum. Yani burada almayı düşündüğünüz bir model varsa mutlaka incelemesini izleyin. Yani burada maksimum nabız konusunda şöyle gördüğünüz gibi örneğin burada QC'nin GS2 modeli 3.42'ymiş. Şöyle ortalama nabız konusundaki sıralamasına baktığımız zaman bir miktar daha geriye çıktı. Yani burada asıl bence önemli olan ortalama nabız bir tık daha
daha önemli. İkinci sırada maksimum nabız, üçüncü sırada ise kalori değeri çıkıyor ortalama kısmında. Yani burada örneğin maksimum nabız konusunda Mibro'nun Watch 2 Lite modeli 10. sıradaymış. Ancak şurada ortalama nabız ve maksimum nabızın ortalama alınarak yaptığımız sıralamaya baktığımız zaman 10. sıradan 17. sıraya düşmüş diyebilirim. Akıllı saatlerde nabız ölçme dışında uyku takibi, kandaki oksijen miktarı, bazı modellerde EKG hatta tansiyon ölçen saatlerde mevcut. Bu videoda sağlık takibi olarak baz aldığım değer nabız ölçümü doğrulukları oldu. Çünkü elimde kıyaslanabilir nabız ölçme verileri vardı. Bu testler %100 doğrudur diye de bir iddiam yok. Sadece size fikir verebilir. Zaten burada akıllı saatlerin hiçbiri de bu değerleri tam olarak doğru ölçtüğünü de iddia etmiyor. Hepsi size fikir verebilir. Acil veya ciddi bir sorun olma ihtimaline karşı sizi uyarırlar. Örneğin burada dinlenme nabızınız yüksekse bir sıkıntı var gibi düşünebilirsiniz. Peki neden sonuçlar bu şekilde çıktı? Uygun fiyatta olan akıllı saatlerde sağlık ölçümleri kısmında hazır çipler kullanıyorlar. Yani içlerindeki bu jiroskop nabız sensörlerinin kalitesi çok fazla etkiliyor bu ölçüm doğruluğunu. İyi markalar örneğin burada Huawei bu işe para ayırıyor ve hatta burada Finlandiya'da kurulmuş bir saatlerin sağlık değerlerinin test edildiği, Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvarları bulunuyor. Yani bu konu üzerinde çalışma yapan ve kendi sağlık çiplerini geliştiren, optimize eden ile hazır çip kullanan markaların farkları burada ortaya çıkıyor denebilir. Yani burada bence sağlık ve spor takibi sizin birinci amacınızsa akıllı saati kullanmak konusunda çok yüksek bütçeler ayırmadan burada gördüğünüz gibi birinci olan saat Huawei'nin Band 8 modeli çıktı gördüğünüz gibi. Yine burada daha uygun fiyatlı ilk 10'da bantlar mevcut. Yani benim burada önerim sağlık ve spor takibi sizin için önemliyse işte burada Amazfit, Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei, Fitbit, Garmin gibi markalara yönelmeniz yönünde olacaktır. Yani bu akıllı saatlerin asıl amacı sizin sedenter yani duran bir hayattan hareketli aktif bir hayata geçmenizi katkı sağlamaları olduğu için benim bu test ettiğim verilere göre çok uçuk farklar olmayan saatlerde yani burada %3'lük sapmalara kadar örneğin adım sayısı bu testte yok ancak yani adım sayısında da ufak eksik veya fazla ölçtüğü zaman bence çok fazla takılmayın. Yani zaten saati aldığınız ve kullanmaya başladıktan sonra o saatin verdiği verilere göre kendi ritminizi de oluşturmaya başlayacaksınız. Yani saatlerin asıl amacı burada hayatınıza hareket katmak diyebilirim. Peki siz burada akıllı saatleri sağlık ve spor takibi açısından kullanıyor musunuz? Memnun kaldığınız ürünler var mı? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu testi nasıl buldunuz? Video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Yaptığım tüm akıllı saat incelemelerini buradaki oynatma listesinden göz atabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.